İstanbul'da geçtiğimiz ay yaşanan trafik kazasının bir soygun planının parçası olduğu ortaya çıktı. Tekstil firması kuryesi iddiaya göre döviz bürosundan aldığı 250 bin doları kardeşine teslim etti. Bilerek karıştığı kazadan sonra ise kaza sırasında paralar çalındı dedi. Şüphelinin kaza süsü verdiği hırsızlığı polis ortaya çıkardı. Kaza yaptı, 250 bin dolar çalındı dedi. Kuryenin kaza oyununu polis deşifre etti. Patronun parasını caminin tuvaletinde kardeşine verdiği ortaya çıktı. Hacı Bayram Korkunç'un patronunun Zeytinburnu'ndaki bir tekstil firmasına 250 bin dolar vereceği vardı. Korkunç'u borcu kapatması için Kapalı Çarşı'daki döviz bürosuna gönderdi. Döviz bürosundan 250 bin doları aldıktan sonra cami tuvaletine girdi. Ardından kardeşi geldi. Çünkü ikilinin şeytani bir planı vardı. Hacı Bayram Korkunç içeride 10 dakika kaldı. 8,5 milyon lira değerindeki doları kardeşi Serkan Korkunç'a verdi. Dışarı çıktı. Hacı Bayram Korkunç aracına bindi. Görünürde parayı vereceği firmaya doğru seyir halindeydi ama bu caddeye geldiğinde planının son aşamasını devreye soktu. Direksiyonu kırdı. Karşı şeride geçip kaza yaptı. Kısa sürede ekipler geldi. Minareyi çalan kılıfını hazırlar denir ya, işte Hacı Bayram'ın da kılıfı bu kazaydı. Çünkü o kaza sonrasında paranın çalındığını söyledi. Polis şüphelendi. Kamera kayıtlarını inceledi. Cami çıkışında Korkunç'un kardeşinin belindeki kabarıklık ekiplerin dikkatini çekti. Hacı Bayram Korkunç gözaltına alındı. Suçunu itiraf etti. Kardeşi Serkan Korkunç da Samsun'da yakalandı. Hırsız kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.